Merhabalar, ben Gülbay Zakas. Şimdi size haroşa zemin üzerine ekose desen nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Bunu yapmak için bir yün iğnesine bir de makasa ihtiyacımız var. Haroşa zeminimizi oluşturduktan sonra ipliğimiz ve yün iğnemizle çalışmaya başlıyoruz ekose desenimizi oluşturmak üzere. Bunda önemli olan renk takibi yapmak. Şimdi benim haroşa zeminimin ilk sırası açık vişne çürüğü renginde. O yüzden benim o ipliği bulmam gerekiyor. İpliğin o kısmını bulmam gerekiyor. O renge ulaşana kadar ipliğimi açıyorum ve buldum. Buradan ipliğimi ayırıyorum. Yün iğneme geçiriyorum. Ve şimdi ekosedesini oluşturmak üzere çalışacağım. Bunu yaparken sıralar üzerinden değil de aynı hizadaki ters ilmekler üzerinde çalışıyoruz. Ve başlarken birinci ters ilmeğin içinden iğnemi geçirdiysem bir üst sıradaki yani ikinci ters ilmeğimi atlıyorum. Üçüncünün içinden tekrar geçiriyorum. Dördüncü ters ilmeğimi atlıyorum. Beşinciden geçiriyorum. Altıncıyı atlıyorum. Böyle birer atlayarak karşı uca ulaşana kadar ipliğimi yün iğnesinin yardımıyla ters ilmeklerin içinden yürütüyorum. Karşıya ulaştığımda önce ipliğimi biraz düzeltiyorum. Sonra arka yüzde bu ucu eğer bunları püsküllü olarak kullanmayacaksam gizliyorum. Ve açılmaması için de sabitliyorum. Fazlalıkları da kesiyorum. Böylece birinci sütunumu tamamladım. Bu ucu da aynı şekilde saklayacağım. Şimdi benim bu renkte örülmüş 3 diş haroşa sıram var. O yüzden ben de 3 sütun yapana kadar bu işleme devam edeceğim. Şimdi birincisini yaparken birinci, üçüncü, beşinci, yedinci ilmeklerin içinden iğnemi geçirmiştim. Şimdi çift sayılar üzerinden geçireceğim. Yani birinciyi ters ilmeğimi atlıyorum. İkincinin içinden geçiriyorum. Üçüncüyü atlıyorum. Dördüncü ilmeğimi içinden geçiriyorum. Yine böyle karşı uca ulaşana kadar ipliğimi yün iğnesinin yardımıyla yürütüyorum. Yine arka yüze. İpliğimi sabitliyorum. Ve fazlalıkları kesiyorum. Ve bu renkte olan son sıramı yapacağım şimdi. Yine birinci sütunun tekrarını yapacağım. O yüzden tek ilmeklerin içinden iğnemi geçiriyorum. Yani birinci, üçüncü, beşinci, yedinci ilmeklerin içinden ipliğimi geçiriyorum. Uçları bırakıp bütün ekosedeseni oluşturduktan sonra da gizleyebilirim. Bu renkli olan işlemi tamamladım. Burada rengim değiştiği için ben de rengimi çalıştığım rengi değiştirmek zorundayım. Koyu vişne çürüğünü buldum. İğneme geçirdim. Ve şimdi 3 sütun da bu renkle yapacağım.
silip yürütme işlemini yaptıktan sonra sürekli örgünüzü düzeltmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Düzeltti. Ve sonuncu sıra. Bu renkli olan sıralarımı da tamamladım. Artık bir sonraki rengi geçebilirim. Bir sonraki rengim siyah. Hemen onu buluyorum. Bu arada çıkardığım iplikleri atmıyorum. Çünkü sonra onları yine kullanacağım. Onlar, o renkler bana lazım oldukça onları kullanacağım. Siyahtan da iki sıram var. O yüzden iki sıra çalışacağım. Gün yenisiyle. İpliğimi düzeltiyorum çekiştirerek. Ve ikinci sıra. Siyahlı olan sıralarımı da tamamladım. Tekrar koyu vişne çubuğuna dönmem lazım. Az önce çıkardım iplikleri. Şimdi burada kullanabilirim. Yine 3 sıra yapmam gerekiyor. Eğer bu renk takibini yapmazsanız ekose deseni etkisini oluşturamayabilirsiniz. O yüzden renk takibi önemli. Evet, bu renk grubunu da tamamladım. Bir sonraki rengim bu. O yüzden hemen onu buluyorum.
renkten de iki sıra çalışmayı düşünüyorum. Bunu da tamamladık. Sırada kremli olan bölüm var. Hemen o ipliğimi buluyorum. Bununla da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra çalışmayı düşünüyorum. Birinci sıra zaten ekose desenim oluşmaya başladı. İki sıra daha yapmam lazım. Bu renkli olan çalışmamı bitirmek için.
Son sıramı da yaptım. Tekrar şuraya geri dönüyorum. Burada ondan iki tane yapmıştım. O yüzden yine iki tane yapacağım. İki sıramı yaptım. Bundan sonra açık dişli tüy. Burada 3 tane yapmıştım. Burada hata yaptım. Aynı ilmeği yanından geçirdim ilk. Bunu istemiyorum. O yüzden yeniden geçireceğim. Yanındaki ilmekten değil, bir üst ilmekten başlamam gerekiyor. Son sıramı da yapıyorum. Zaten Eko serisinin ortaya çıktı. Şunları isterseniz püskül olarak da kullanabilirsiniz veya demin gösterdiğim gibi gizleyebilirsiniz. Zaten Eko serisimiz oluştu. Umarım sevmişsinizdir sevgiler.